Efendim herkese merhaba. Yine Talas Paraşüt Alanı'ndayız. Burada Talas Belediyesi'nin birbiri ardına güzel etkinlikler oluyor. Bugün de çocuk şenliğindeyiz. Ömer abi nasılsın? İyisin? Ömer Faruk amcayla beraberiz. Metin abi, şimdi ya bu kadar güzel manzarayı görüp de iyi olmamak ne mümkün. Gerçekten bu alanda güzel etkinlikler oluyor. Çocuk şenliği baktığımız zaman da cıvıl cıvıl çocuklar çok da güzel etkinliklere, voleybol oynayanlar, zıplayanlar, atlayanlar var. İnanılmaz şekilde güzel bir etkinlik. Şimdi çocuk olmak vardı diyorum Metiner. Abi tabii şunu da konuşmak lazım. Bu tür etkinlikler son derece önemli. Şimdi baktığımız zaman özellikle bu madde bağımlılığı olsun, teknoloji bağımlılığı olsun çok küçük yaşlara doğru indi. Gençleri, çocukları spor yaparak, farklı aktiviteler yaparak bu tür alanlara yönetmek lazım abi. En büyük, Türkiye'nin en büyük sorunlardan biri bu. Bu bağımlılık. Kesinlikle. Buradan kurtarmak lazım. Şimdi olimpiyatlarda biliyorsun voleybolcağımız, bayan voleybolcağımız çok güzel bir başarı elde ettiler. Gerçi bugünkü biraz iyi olmadı ama şimdi dikkat et, genç yetenekler yetişiyor. Tabii spor AŞ'nin de bir hakemi var orada. Dikkat, evet, evet. Hem organizasyonu yapıyor, hem de etkinliği kontrol ediyor. Oldukça güzel ya Metiner. Özellikle genç kızların ilgisi bak abi, çocukların değil mi? Aynen. Çünkü kadın voleybolunda bayağıyız biz. Kesinlikle öyle. Ve bugün gördük işte olimpiyatlarda en son olimpiyat şampiyonu olan Çin artı daha önce de 3 tane şampiyon olan Çin'i bayağı bir başarıyla ezimete uğrattık. Tabii İtalya'da oldukça güçlü. Bütün maçları alacağız diye bir kaydı yok ama başa baş geçen bir maç olduğu ifade ediliyor. Evet. Aynen. Tabii burada şeyi de konuşalım istersen abi, olimpiyatlar açılmışken tabii amatör sporun önemi. Şimdi birçok branş, biz maalesef esasına baktığımız zaman abi tam spor eğitimini iyi sağlayamadık. Yeni belki oluşmaya başladı. Hatırlar mısın abi, eskiden cuma günleri beden eğitim dersi son sınıf olurdu, boş geçerdi. Herkes eşofmanla eve giderdi. Şimdi bu amatör branşlarını biraz geliştirmek lazım. Burada da mesela voleybolu gördük, diğer şeyleri gördük. Evet, doğru söylüyorsun. Kardeşim senin yerin burası, bak sen buradan söyleyeceksin. Şimdi dediğin doğru. Küçükten başlıyor, ağaç yaşken eğiliyor. Marifet, iltifat meselesi. Bugün Çinli bir yüzücüyü izledim Metiner. Sıkı dur. Kaç yaşında şampiyon olmuş? Ülkeyi temsil etmiş. 13 yaşında. Şimdi 15 yaşında. Ve birincilik kürsüsündeydi. Yarışlar daha devam ediyordu ama 13 yaşında ülkesini temsil etmiş abi. Dikkatini çekiyorum. 13 yaşında daha çocuk ya. Ama Çin gibi milyarlık bir nüfusta 13 yaşında birisi temsil etmiş. Onun için küçük yaşta oluyor bu iş. Yani sporu, vücudun hareketlerini, jimnastiği, yüzmeyi, her hareketin tamamını vücut daha oturmadan eğitmek gerekiyor. O bakımdan bu şenliğin anlamı son derece güzel ve marifet iltifat diyoruz ya, yapınca demek ilgi oluyormuş Metiner. Kesinlikle. Bu tür etkinliklerin daha da artması lazım. Tabii burada bakıyoruz Talas Belediyesi Spor AŞ ile birlikte yapıyor bu etkinliği. Pandemiden sonra işte biraz bu tür şeylere aç kalmış. Tabii biraz da dikkat etmemiz lazım. Biraz yine vaka sayıları arttı maalesef. Tekrar kapanmayalım. Bütün şeylere dikkat edelim ve bu tür işte etkinlikler, şenlikler bir ardına yapalım abi. Ne güzel. Ya vaka sayısı, bugün bir izleyicimiz geldi. Siz de yorumlarda uyardınız dedi. Teşekkür etti. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bir haftada iki kat arttı vaka ya. Çok büyük bir rakam. Yani üzülüyorum. Yani hazır bu noktaya gelmişken artık tedbirleri boşlamayalım. Daha da sıkı yapalım. Biliyorsun 89. dakikada da gol yeniyor Metiner. 90+3'te de yeniyor. Yani vaka azaldı, diğer şeyi bırakırsak maçı bırakamayacağımız, bunu da bırakamayız. Yanlış mıyım? Aynen, kesinlikle abi. Kesinlikle. Lütfen çok son derece dikkat edelim. Özellikle geçen sağlık müdürü de açıkladı. Mesela aşı olmayan Kayseri'de 400 bin. Bayağı özellikle gençlerde müthiş bir düşüş var. Yani gitmiyorlarmış. Kimi ihmalden, kimi başka şeyden. Buna lütfen dikkat edelim. Bir de bu yani burada aşılarla ilgili dezenformasyon da çok fazlalaştı. Efendim Pfizer'ın işte CEO'su da aşı olmamış gibi falan. Yani gitgide bu dedikodu yayılıp gidiyor. Aşının yan tesirlerinin olduğu ve diğer konular bilim kurulları açıklıyor, bakanlık açıklıyor. Vefat sayıları ortada ama
hala o noktada bir önyargı var Metiner. Şimdi baktığımız zaman burada ne var diye Talas paraşüt alanında. Şöyle Talas bir görelim Belediyesi, alanı. Evet. Çocuk şenliğinde şişme oyun alanları ve parkurlar var abi. Görüyoruz işte şişme oyun. Çocuklar burada gönüllerince eğleniyorlar. Ondan sonra langırt voleybol var. Masa tenisi var, badminton var. Mos oyunu var ve eğlenceli aktiviteler varmış. Tekrar söyleyelim. Şişme oyun alanları ve parkurlar. Langırt voleybol, masa tenisi, badminton, mos oyunu ve eğlenceli aktiviteler. Ya şu voleybolu baktın mı abi? Ne kadar minikler. Ne güzel oynuyor ya, tenis badminton, ama evet evet. Evet. Çok hoş ya. İşte evet. Bu sporu da öğretiyorlar abi. Doğru. Yine spor hoşan hocası. Çok hoş ya. Minik çocuklar ne kadar tatlı. Spor Ayşe'nin hocaları. Şöyle belki gidebiliriz. Alan da güzel alan hakikaten. Çok hoş ya. Şişme oyunlar var. Şurada gördüğümüz gibi. Özellikle genç çocuklar bunu çok seviyorlar. Ve diğer parkurlara bakıyoruz. Tabii aileler de gelmiş, çocuklar da almışlar, gelmişler. Ne güzel, çimlerin üzerinde. Veliler, aileler, anneler, babalar bir yandan çaylarını, kahvelerini içiyorlar. Diğer yandan çocuklar da bu güzel alanda etkinliklerde. Bunun keyfini... Abi şimdi şey de var, sırada bayağı var. Özellikle şu parkura... Aman kuyruğa dikkat edelim, bayağı bilgi var. Gördüğün gibi. Çok. Wow. En ilgi gören oyun bu galiba. Oo, ilgi görüyorsun. Müthiş bir kuyruk var, evet. Oo, şu kuyruğu bir, kuyruğu bir gösterelim. Şöyle bir geçebiliriz. Müthiş bir kuyruk var gördüğünüz gibi. Ya müthiş bir şey. Yani İlgi, çocuklar annelerinin, ablalarının ellerinden tutmuşlar. Hem oyun oynamak için sıraya girmişler. Bir de burada da sıra var. Burada da sıra var. Demek ki yani insanlar artık bu tür aktiviteler aç kalmışlar. Özellikle bu etkinlikler, bu eğlence aktivite alanları. Ya demek ki şu oyuna en fazla bu oyuna ilgi var. Ha. Çok burada güzel da mesela. Ya. Şöyle gösterelim. Maşallah, maşallah. Evet. Ha. Böyle güzel aktivitede çocuklar eğleniyor burada. Ha bak bak langırt oyununu böyle bak, oynuyorlar bak, abi. Langırt oyununu böyle oynuyorlar ha. Metiner yap bir yorumcu. Ayak topuyla. Şampiyon kulüpler kupa şampiyonusu. Yorumla maşallah. Vallahi iyi abi. İtalya gibi oynuyorlar ya. Vallahi hadi bakalım ha. Aman Galatasaray gibi oynamasınlar da. Kolay gelsin, verir misiniz? Evet. Nasıl buldunuz şenliği? Çok güzel. Bayağı sıkılmışlardı. Bunu almışlardı değil mi evde? Evet. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Burada getirdiniz siz çocuklarınızı. Nerede okuyorlar efendim? Kaç yaşındalar? 11 yaşında oğlum Bahçeşehir Koleji'nde. Bahçeşehir Koleji'nde. Diğeri o da mı? O Asçalık'ta. Zor bir dönemde geçirdiler bu dönem değil mi pandemiden dolayı? Ekran karşısında uzun kalmak çocukları bayağı yıprattı. Yıprattı. Şimdi gönüllerince eğleniyorlar. Ne güzel. İnşallah iş ortalarının açılmasını bekliyoruz. Peki. İyi eğlenceler efendim. Sağ ol. Gelsin ama çok keyifli oyun ya. Gerçekten çok hoş. Şöyle... Kalecilere de çok fazla iş kalmıyor biliyor musun? Aynen. Orta sahaya geçemiyorlar. Burada daha eğlenceliymiş. Burada çocuklar ne güzel gönüllerince eğleniyorlar. Haa. Çok hoş. Ha burada da mesela bakın mekanizma. Hem bir kuyruğun olduğu şey. Hava püskürtüyor. Düşse de bir şey olmaz. Evet. Ama yine de uyarıyor spor aşağıya görevlisi. Yetkili evet. Yani aman çocuklar dikkat edin diyorlar. Ama çok keyifli ya. Elinde telsiz de. Evet evet. Çok hoş ya. Ama bu oyuna ilgi çok fazla. Herhalde belli bir saat dakikayla oyuncular değiştiriyorlar. Değiştiriyorlar. Çocukları değiştiriyorlar. Çünkü şey var abi.
Ya inanılır gibi değil. Vay wow, müthiş bir kuyruk var ya. İnanılmaz yani. Şu kuyruğu bir gösterelim. Kuyruğu bir gösterelim. Bayağı uzun. Çok uzun bir kuyruk ya Metiner. En çok ilgi. Tabii az önce... Şuradan geçelim, şuradan geçelim. İşte o tarafa alalım, o tarafa alalım, o tarafa alalım. O tarafa alalım. Çocuklar da evde sıkıldı diyor yani. Uzun bir aradan sonra böyle etkinlik olunca... Evet, aynen. Bayağı bir şey yapıyorlar. Orada dart da var, dart oyunu da var. Penaltı bile var ya. Maşallah. Şu tarafa doğru gidelim. Evet, Talas Paraşüt alanından canlı yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Gerçekten son derece güzel bir etkinlik. Çocuklar çok mutlu. Anneleri, babaları, velileri çok 20'ye kadar mutlu. Burada eğlenebilirler. Aynen öyle. Yayına dönüyoruz. Merkez stüdyolarına kolay gelsin.